Evet, şimdi odaya geçeceğiz. Baba bizi arabayla gezdire gezdire götürecek. Xanadu Makadi Bey. Otel çok büyük. Odayı aldık. Total çekişti. Really? Evet gençler. İlk yemeğimiz. Can it? All the time. Already. When I'm hungry. No. Bak şu gökyüzüne bak. Bir tane bulut yok şu anda. Otelde alan o kadar büyük ki şaşırdık nereye gideceğimizi. Burası da spor salonu. Evet, şimdi odaya geçeceğiz. Baba bizi arabayla gezdire gezdire götürecek. Welcome to Xanadu. Thank you. You are from Turkish. Yes. Just 5 minutes. Xanadu Makadi Bey. Otel çok büyük. Odayı aldık. Şimdi öğlen vakti olduğu için nerede bir şeyler yeriz diye bakıyoruz. Deniz kenarında bir restoran varmış. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bugün hava daha sıcak. Hava güzel. Hava güzel, aynen. Hadi bakalım. Burası Lagoon Lounge diye geçiyor. Bu havuz ısıtmalı. Çoluk çocuk giriyor. Zaten hava da sıcak da. Kimisi daha sıcak hava isterse ısıtmalı havuz var. Ortam bu. Şurası 24 saat açıkmış. Yeme içme konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi restorana doğru gidiyoruz. Nereye? Deniz tarafındaki restorana. Otelde alan o kadar büyük ki şaşırdık nereye gideceğimizi. Burası da spor salonu. Dışarıda da yapılıyor anladığım kadarıyla. Totally changed. Really? Totally changed, of course. And for example, yes, these rooms, lagoons,
they didn't create from the zero. They changed inside, but here totally different. Everything different. Evet gençler, ilk yemeğimiz. Ana restorana geldik. Çok yürüdük, yorulduk. So big territory but so big restaurant. O kadar büyük ki anlatamam. Şimdi yeni bir giriş yaptık. Ufak ufak anlatmaya başlayacağız zaten. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Otelin içerisinde birkaç tane otel varmış gibi. For example, there are a lot of hotels but in one. In one. All in one. Ha. Matruşka gibi. Pizza güzel. I took meat dana. Ana restorandan lobiye bir kat çıkıyorsunuz. Otel çok büyük ama biz oteli çözmeye başladık. Şurası gördüğünüz gibi ana restorana gidilen yer. Burası da lobi. Şurası hatırladığınız gibi resepsiyon. Şimdi bakalım burada ne var ne yok. Çünkü bu otel çok büyük olduğu için alanları önce keşfederek sonra size anlatarak ilerleyeceğiz derken lobi barı bulduk mesela. Bakın burada lobi bar var. Otel gerçekten çok büyük. Aa, burada swim up odalar var. Bakın. Direkt balkondan havuza. Çok farklı oda tipleri var. Şöyle devam edelim. Bakalım. Başka ne var ne yok diye. Vallahi kaç bölüm olacak Zanadu bilmiyorum. Çünkü otel gerçekten otel içinde otelmiş gibi. Bir sürü alan var. Şurası ana giriş. Burası da lobi patisseri. Tatlı canınız çekti. Gelip burada yiyip içebiliyorsunuz. Şunlar ne bilmiyorum ama bunu diğer otellerde de gördüm. Gerçekten çok iyiydi ya hamur işleri. Bakın böyle hamburger. Bakın böyle sandviç çeşitleri de var. Kruvasan var. İçinde peynir var, domates var. Bu da güzel bir alternatif yani. Diyelim ki canın çok ana restoran görmek istemiyor. Çıktın geldin. Bunlardan atıştırabiliyorsun. Yine bakın ekler. Bizim Türk babalar yapmış muhtemelen. Cheesecake'ler, miskekler. Müthiş. Burada ne içiyorsunuz? Kahve içiyorsunuz. Burada çekirdek makinesi var. Baba anlattı zaten. Eğer ana restoranda bir şeyler yemek istemiyorsan gel dedi burada. 24 saat, 24 hours. 24 saat açık. Evet Sveta. I can eat all the time. Already. When I'm hungry. No. Not yet. Çok büyük gerçekten ya. Lobi alanından anlaşılıyor. Her yerde oturacak yer var. İşte orada lobi bar var. Bu tarafta patisseri var. Zanadu Makadi Bey. Gerçekten hava şu an müthiş. Perfect. Bak şu gökyüzüne bak. Bir tane bulut yok şu anda. Wind yok ya. Rüzgar yok. Rüzgar yok. No wind. Burası ana havuz. Main pool.
Ortam çok huzurlu. Gerçekten çok beğendim. Birazcık büyük alan olarak. Spora ihtiyaç var yani bir yere gidip gelmek için. Ama yemek güzel. Yemek güzel. Yemek sonra güzel. Spor ihtiyacım var. Sonra spor ihtiyacı var. Burası özel bir koy. Şimdi aşağıya gidiyoruz deniz kenarına. Ben beğendim Sveta. But for example, if you cannot swim as me, you can enter with sandy beach. So good, so comfortable. But if you are so brave and like to swim and you can swim well, you can go further. Then you can see really this coral. Underwater world, corals and fish. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Burası ana havuz alanı. Şurada ana bina dediğimiz binalar var. Burada da bir blok var. Çok blok var. 1, 2, 3, 4. Gerçekten büyük otel. Bayağı büyük bir otel. Bakalım burada ne var ne yok zaten gösteriyor. Burası ana restoran. Spa center, a la carte restoranlar, odalar vesaireler falan. Burası bir aile oteli. Yani çocuklarınız da buraya gelip tatil yapabiliyorsunuz. Ondan dolayı çocuklar için de çok fazla alan var. Beach voley vesaire, futbol, mutbol, plaj, futbolu, her şey burada var, mümkün. Ama bak alan çok büyük olduğu için otelde gördüğünüz gibi huzurlu. Yani öyle çok rahatsız edici bir ortam, bangır bangır müzik yok, bilmem ne yok. Gayet iyi bu anlamda. Nasıl yapmışlar çölün ortasında bu kadar yeşil? Hastasıyız. Baksana yemyeşil Sveta. Aynen. Yani aşağıdakiler başka. They are so new. This is new hotel. Yeni otel. Yeni bir otel. That's why later they will have palms, a kind of this. But they opened maximum 2 years ago. Maybe less. They're working maximum 2 years. Burası da çocukların oyun alanı. Fantasyland diye geçiyor. Burası ısıtmalı bir havuz. Bu saatler arasında çalışıyor. Şu anda havuz 29 derece. Daha ne olsun? Mısır'da bile bu havuzu ısıtıyorlarsa. Bakın bebeler burada takılıyor. Şimdi sahile doğru gidiyoruz. Hava gerçekten yakıyor. Sıcak. Güzel bir sıcak var. Aa, tatlı bir sıcak var. Güzel sıcak. Güzel fiyat. Yes, now still you cannot come to Antalya as a for summer holiday because Antalya they still have winter concept and weather it's not so hot. Everybody in bikini, in shorts, so comfortable, really so hot. Bu ne ya? Bak ya. Bak. Gel. Burası ısıtmalı bir havuz bu arada. Sıcak. Bir dene bakalım Sveta suyu. I tried by the way. You didn't see. I tried. Sıcak. Su testi yaptık. Sıcak mı? Evet, evet. Devam edelim. Abi şu kuşun adını biliyorsanız yorumlara yazın ya. Şu kuşun adı ne bilmiyorum. Ama çok korkuyor. Çok afraid. Ya şu plajın güzelliğine, şu atmosferin güzelliğine bakar mısın ya? Jim'i göstereceğiz. Jim ayrı, çok büyük. Pizza House. Aynen, çok güzel ya. Kapanmış mı? Bak bak, dolmuş yapmışlar Sveta. Minibüs gibi. Otelin alanı büyük olduğu için böyle insanları taşıyorlar. Bak böyle. Ama plaj çok güzel ya. Gel bakalım PR'a bakalım. Ortam bu. Şu an kaç derece? 27 var mı? 27. 26-27 vardır. 26. Bakın şu anda 26 derece. But I think more.
Humidity var, çut var. Hello. Hello. Thank you so much, brother. Come and look here. We will come. Hemen babalar yapışıyor. Yavaş yavaş Hasan Şaş moduna geliyoruz. Bakın insanlar beach volley keyfi yapıyor. Baba iyiydi. Smacı bastı. Burası iskele. Şöyle gösterelim burayı da. Ne var ne yok. Anlatalım. Burada siz sporları falan ilgilenirseniz var. Aa bak bu başka otel. Plaj bu. Mısır Hurgada'da bir Türk mutfağı deneyimi yaşayacağız. Şimdi gidiyoruz. Turkuaz. Geldik mi Sivet'e? Came already. Turkuaz bildiğimiz Türk mutfağı. Zaten konseptten de belli şekli şemal. Girer girmez. Merhaba. Hello. Bakın zaten kebap kokuyor ortam. Masamıza geldik. Thank you. Şimdi ne yiyoruz Süveyata? Meze geliyor. Meze geliyor. Çorba almayacağız. Meze, pide, ara sıcak, salata, Adana kebap, şiş kebap, tavuk kebap, beyti var, kuzu pirzola var. Meze geldi. Bizim bildiğimiz Türk mezeleri. Gayet başarılı. Thank you so much. Rakı falan da var ama anladığım kadarıyla Mısır. Lokal bir rakı. O yüzden zaten rakıyı da çok içmiyoruz. Haydi o sıcak. Acayip sıcak bir de. Will you eat food? No, no, together we can. Mezeler güzel. Ama şu humusun hastasıyım ya. Humus da güzel, şu şey de tahin de güzel. Bunlar zaten Hatay usulü, Arap. Adana ve kuzu da geldi. Valla bildiğin Adana. Birazcık büyük porsiyon ha. Ama bayağı başarılı yani. Adana. Bu güzel. Ortamda Türk müziği falan var arkadaşlar. Türk müziği. Güzel mi?